Arkadaşlar merhaba. Büyük gün geldi, çattı ve yerli otomobil tanıtıldı. Biz de daha öncesinden bir analiz yapmıştık. Size tahminlerimizi, aldığımız duyumları, biriken bilgileri böyle kesin olsun olmasın bildirmiştik arkadaşlar. Ve de şimdi bunların hepsi neredeyse açıklığa kavuştu arkadaşlar. Ve bu yayınımızda sizlere bunların neler olduğunu ve de gelecekte de neler olabileceğinden şöyle bir bahsedeceğiz. Logomuz daha önceden belli olmuştu. Nasıldı? Böyle ortada bir T, Türkiye demek herhalde. Bir tane de çevresinde C gibi vardı. O da Türkiye Cumhuriyeti olsun arkadaşlar. TC çok önemli biliyorsunuz. Dıştaki O da böyle çerçeve şeklinde işte ortak girişim grubunu ifade ediyor olabilir. Her şeyden önce şunu belirtelim. Fabrika Bursa'da arkadaşlar. Ve de devlet desteğiyle kuruluyor. Devlet bu işe 22 milyar liralık bir bütçe ayırıyor. Ve de bu oluşum yani TOK bu projeyi birçok böyle çok ciddi vergi indirimleriyle yapacak. Yani uzun süre vergi alınmayacak. İşte KDV muafiyeti var. Başka konularda SGK konularında muafiyet var. Yani devlet öyle görünüyor ki bu işte üzerine düşeni yapacak. Çünkü bunlar olmadığı sürece aracın fiyatına mutlaka yansıyacaktı. O açıdan da önemli. Tabii bunun haricinde bir de şöyle bir önemli nokta var. Devlet Malzeme Ofisi, yani biliyorsunuz devletin böyle ihtiyaçlarını dağıtan bir kurumdur kendisi. O 30 bin adet de yerli otomobilden almayı garanti etmiş durumda. Ve de bunu 2035 yılına kadar yapacak. 175 bin tane aracın üretileceği belirtildi. Ve de 5 ayrı kasayla birlikte yapılacak arkadaşlar bu. Yani biz önceden bahsetmiştik bunun bir de sedan olacak diye böyle bir duyum almıştık. Hatta Pininfarina H500 konseptleri üzerinden gitmiştik. Ve de bu da gerçek oldu. Günün de sürprizi bu oldu. Karşımıza Pininfarina'nın H500 konseptine benzeyen bir araç geldi arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü sedan ülkemizde çok sevilen bir kasa. Dünyada crossover satışları artıyor. Sedan satışları azalıyor ama ülkemizde sedan tam gaz devam ediyor. Crossover'larda da bir heyecan var, bir artış var ama sedanın yeri ülkemizde farklı biliyorsunuz. Kurulacak fabrikanın Bursa'da olduğundan bahsettik. Burada önemli olan şu, tam 4323 kişiye istihdam sağlanacak ve bu 4323 kişinin de 300 kişisi nitelikli çalışan olacak. Yani işte yönetici, mühendis, artık genel olarak bu kişilere beyaz yaka diyebilirsiniz. Gerisi de mavi yaka vesaire şeklinde. İlk olarak gelin aracın şöyle bir tasarımına bir bakalım. Çünkü daha önceden ne demiştik? Pininfarina tarafından bu araçlar tasarlandı. Bu resmi bilgiydi zaten. Ve de Pininfarina'nın diğer tasarımlarına bakıldı. Mesela Hong Kong firması bu hibrit kinetik var. Ona yapılan tasarımlara çok yakın olabileceği tahmin edildi. Hatta yine Pininfarina'nın Vietnamlı Vinfast firmasına yaptığı tasarımlar üzerinden de gidildi arkadaşlar. Ve de daha sonrasında TOK birçok şekilde görseller paylaştı. Böyle peyderpey gün be gün arka arkaya bizi heyecanlandırdı. Ve de oradaki görsellerden sanki K350'nin böyle birazcık değiştirilmiş, birazcık makyajlanmış bir versiyonu gibi bir şey karşımıza çıkacak gibiydi. Ve de karşımıza K350 ile Vinfast modelin adeta karışımı daha farklı bir model çıktı arkadaşlar. Ön tasarımı genel anlamda bakıldığı zaman K350'ye benziyor. Ama Vinfast modelinden de böyle çeşitli çağrışımlar var. Ama mesela arka tasarımı K350'den farklı Vinfast modeline daha çok benziyor. Yani ön tasarımıyla K350'yi andırırken arka tasarımıyla Vinfast'i andıran bir tasarım olduğunu söylemek fazlasıyla mümkün. Pininfarina tarafından böyle bir tasarımın yapılması önemli bir şey. Yurt dışına satışlar anlamında ki bu önemli. Çünkü bir aracı tasarlıyorsanız yurt dışına da satabilmelisiniz. Arkasında Pininfarina gibi bir tasarımcının olması olumlu. Ama aracın içine geçildiğinde de şöyle önemli bir detay var. Artık elektrikli otomobiller ki bu araç da zaten elektrikli. Biliyorsunuz böyle birçok dijital göstergeye sahip. Artık bu anam babam usulü şu gördüğümüz dokunmalı işte basmalı çevirmeli tuşlar artık böyle yavaş yavaş yok olacak. İş tamamen dijitale dönecek. Yerli otomobilde de aynen bunu tercih etmişler. Zaten TOK tanıtımdan bir gün önceki yani dünkü görselleri bize video ile vesaire çeşitli şekillerde göstermişti. Yani bu detay fazla fazla ortadaydı.
önde şöyle kocaman ekran olduğu belli oluyordu. Hani Mercedes modellerinde kullanılıyor. Honda'nın yeni bir küçük bir modelinde bu şekilde bir tasarım kullanıldı. Böyle incecik, böyle uzun bir ekran var arkadaşlar. Ve de aşağı kısımda da şurada da aynen böyle bir yine bir ekran var. Bu da işte havalandırma kumandaları vesaire gibi olan şeyler burada yer alacak. Genel anlamda çağımıza uygun şık bir kokpitin ortaya çıktığını söylemek de mümkün. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de fiyatıydı. Çünkü böyle bir araç ilk çıktı, ne kadar gösterişli, böyle C segmenti bir SUV denildi vesaire. Onlar tabii heyecan yarattı. Günümüzde araçlara baktığınız zaman fiyatlar almış başını gitmiş. Elektrikli araçlar deseniz daha da uçmuş gitmiş. İnsanlarda böyle ilk başta birazcık bir hayal kırıklığı oldu. Ama fiyatların böyle 150 bin ile 200 bin lira arasında olması söylentisi yer alıyordu. Açıkçası bu resmi ağızlardan pek dillendirilmedi ama etrafta da dolaştı. Ama fiyatlar 20 bin ile 28 bin euro olarak bize daha önceden bir takipçimiz vasıtasıyla belirtilmişti arkadaşlar. Biz de bunu sizlerle paylaşmıştık. Euro kuruna göre bakılırsa 135 bin lirayla 185 bin lira arasında bazı fiyatlar var. Tabii başlangıçta böyle bir söylenti çıkartılmış olabilir. Hani beklentiler biraz daha böyle üstte olur. Daha düşük olduğu zaman daha etkileyici olur. Böyle bunlar yapılan taktiklerdir. Sonuçta yani 30-40 bin lira gibi böyle komik beklentilerde olan insanlar da vardı. Hani tabii ki herkes alabilsin diye. Ama böyle bir araç için gerçekten de iyi bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir elektrikli araçtan bahsediyorsunuz. Ama burada önemli olan şöyle bir nokta var. Tabii biz şimdi Türk lirası olarak değerler belirttik ama bir de 2022 yılında nasıl bir şey olacak? O yüzden euro fiyatlarını verdik. Yani bunlar referans olabilir. 2022 yılında belki de 200 bin ile 250 bin lira arasında olacak. Onu da bilemiyoruz. İnşallah euro kuruna böyle bir artış olmaz. Biz de bu konuşmaları söylemek zorunda kalmayız arkadaşlar. Aracın tekniği konusunda daha önceden birçok şey konuşuldu. Mesela hem 4x2 hem 4x4 olacağı bahsedildi. Zaten 4x4 olan dün TOG tarafından açıklanmıştı. Hem önde hem arkada bir motor yer alıyordu. Elektrikli motorlar yer alıyordu. Bu durum aynen gerçekleşti. 200 PS'lik baz bir versiyon var ve bu arkadan çekişli. Yani elektrik motoru arkada yer alacak. Bu şekilde diğer üst versiyon, yani önde de elektrik motorunun olduğu versiyonda 400 PS güce sahip. Gerçekten de üst düzey performansa sahip araçlar olacak. 400 PS'lik versiyon 4.8 saniyede, 200 PS'lik versiyon da 7.6 saniyede 0'dan 100 km bölü saat hıza çıkabilecek. Bir de menzil konusu var. Daha önceden zaten 500 kilometrelik bir menzilden bahsediliyordu resmi ağızlarca. Bu gerçek oldu. 500 kilometrenin yanında şimdi bir de 300 kilometrelik menzilden bahsediliyor. Yani bu pil kapasitesine göre değişecek. Şimdi en önemli konu burada benim değinmek istediğim şarj istasyonları arkadaşlar. Çünkü ülkemizde şarj istasyonu altyapısı çok kötü. Hiç iyi değil. Avrupa ile Amerika'da bile hala bu konuda böyle tereddütlü bakan insan sayısı çokken ülkemiz bu konuda çok geri. Yerli otomobilin bir merak edilen önemli konusu da neydi? Yerlilik oranı. Bunu da daha önceden bir tahminle belirtmiştik yine bize gelen bir bilgiyle. %60 oranıyla başlayıp yukarılara çıkacak demiştik. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Motor şu anda yerli değil, ancak üretime kadar bu yetiştirilmeye çalışılacağı, birkaç yıla bu işin çözüleceği de belirtildi. Önemli bir konu olan aracın pillerinin ise yerli kaynaklarca karşılanmasının en büyük hedef olduğu, tam yerlilik düşünüldüğü belirtiliyor. Ve de günümüzde neredeyse hiçbir marka kendi aracını tam yerli şekilde üretmiyor. O da dikkate alınması gereken bir şey. İşte Çin'de bile neredeyse tamamen üretilen Mercedes'ler var. Ama tabii şu nokta da önemli. Artık Mercedes'i, BMW'si vesairesi almış başını gitmiş arkadaşlar. Adamlar böyle milyonlarca otomobil üretiyorlar. İşte o yüzden böyle şeyleri yapmak zorundalar. Ama biz yerli bir otomobil yaptığımız için çok fazla da, yani biraz daha içe dönük, içten bu işi karşılayacak şekilde yapmamız gerekir. Sonuçta dediğimiz gibi yerli otomobil. Ama zamanla mesela ilerledikçe, model çeşitliliği arttıkça, böyle satış adetlerimiz inşallah yurt dışına çok fazla arttıkça, o zaman siz de gidersiniz bir başka yerde fabrika kurarsınız. Yerlilik oranını o kadar da önemsemeyebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde üretirsiniz. Onun için bunlar önemli. Başta çok fazla takılacak şeyler değil. Önemli olan şudur. Kervan yolda düzülür arkadaşlar. Bir başlayalım, bir gitsin.
Ondan sonra zaten bunun devamı gelecektir. Bu önemli bir nokta. Bunu bir kenara yazın lütfen. Burada size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir amcamın başından geçen tecrübe, biliyorsunuz amca ben de çok, yine bir başka amcam. Kendisi çok uzun süreler bir Amerikan çimento fabrikasında, çimento fabrikaları üreten bir firmada çalıştı. Çok üst düzey bir pozisyonu vardı. Ve de başından geçen şöyle bir şey bana anlatmıştı. Kendileri Kore'de, Güney Kore'de bir çimento fabrikası montajı yapıyorlar. Kendisi elektrik elektronik mühendisi ve de böyle kontrol devreleri vesairelerle ilgili bir şeyler çalışılıyor. Mekanik şeyler de var elektronikte. Ve de akşam eve gidiyorlar işte orada Kore'de. Eşyalarını, bazılarını orada bıraktıklarını tespit ediyorlar. Hemen ya diyorlar biz gidelim. Çünkü bunlar pahalı cihazlar vesaire. Ne olur ne olmaz. Bir gidiyorlar ki arkadaşlar Koreliler bütün o her şeyleri, yapılan her şeyleri, akşam o gün çalıştıkları her şeyleri dağıtmış arkadaşlar. Tek tek fotoğraflarını çekiyorlar. Tek tek böyle inceliyorlar. Tabii kriz olmuş, olay olmuş. Ama bana şunu söylemişti. Bu Koreliler böyle adamlar. Adamlar gecenin bir yarısı gitmişler. Tek tek onları sökmüş ve bakmışlar arkadaşlar. Şimdi zaten Kore'nin durumunu biliyorsunuz. Kore dediğiniz ülke bizden daha geri durumdaydı. Savaştan çıktılar. Biz asker göndermiştik. Kore Savaşı'nı hatırlarsanız. Ve şu anda dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi. Elektronik olarak zaten bahsetmiyorum bile. İşte o yüzden bu konu çok önemli. Çalışkanlık ve azmetmek. Tabii amcam şunu da söylemişti arkadaşlar. Bu insanlar liyakata da çok önem verirler. Gerçekten mevkisini hak eden insanlar yerine gelir diye. Ve de adaletli insanlardır diye. İşte adalet, liyakat, çalışkanlık ve de bir işe başlayıp yarılamak arkadaşlar çok önemli. Bunlar olursa yerli otoda olacaktır arkadaşlar. Umarız videomuzu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.